Merhaba arkadaşlar, bugün değişkenlere bakacağız. Daha önce Taylor Type'ları çalışmıştık. Ee, onun içinde zaten değişkenleri çalışmıştık. Ama onlarla alakalı bir iki konu var. Onlara değinmek istiyorum. Ee, hemen Developer Konsol'da e, ne çalıştığımızı, bir önceki videoda nelere değindiğimizi tekrar edelim. Şöyle demiştik. Önce bu sayfalarımızı kapatalım. Evet, ee, eğer hatırlarsak şöyle demiştik. Ee, öncelikle veri veri girdiğimiz zaman bu verinin türünü yazmamız gerekiyor. Data type diyelim ki integer yani ee, sayılardan bahsediyorsak sayı girmemiz gerekiyorsa bu sayıların integer olduğunu bildiğimiz için başına integer koymamız gerekiyor. Bu şekilde. Bunu yanlış yazarsanız, e, verileri doğru tanımlamamış olursunuz. Biz buna tanımlama diyoruz. E, bu tanımlama iyi yapmanız gerekiyor. integer, integer tanımladıktan sonra e, hemen sonra bir sonraki adımda biz variable yani değişkeni girmemiz gerekiyor. Diyelim ki değişkenimiz de int olsun, integer ya da ne olsun? E, number olsun, num olsun sadece. Çünkü number da olsa bazen e, gördüğünüz gibi rengi değişti. E, Java'nın ya da Apex'in kullandığı terimler olduğu için onu kullanamıyorsunuz. Biz ona num diyelim ya da num diyelim. Eşittir 12 olsun. Gördüğünüz gibi burada e, öncelikle bizim data type'ımız e, türümüzü yazıyoruz. Daha sonra variable şurada girdiğimiz değer bizim variable'ımız. Number one. Number one. Number one. İstediğiniz gibi yazın. Bir tane daha yapayım. Indicator. Burada num2 diyelim. Eşittir 15. Ya yani buradaki indicatorları olduğu gibi yazmanız gerekiyor. Küçük büyük fark etmiyor. Ama number'lar e, sizin e, belirlediğiniz değişkenler olduğu için istediğiniz şekilde yazın. My number yazın. Number yazın. E, istediğinizi yazın. Orada problem yok. Sadece dikkatli olmak gerekiyor. Şöyle ben bunları print yapayım hemen. Debug yapalım. Sistem debug. namvan diyelim. Bunu print yapalım. Öncelikle. Ee, bakalım problem veriyor mu? Problem vermiyor. Şu şekilde problem vermediğini görüyoruz. 12'yi e, bizim execution log'da görüyoruz. Şöyle e, yeni bir değer alsak. Mesela yine integer olsa bu kez variable'ımız yani değişkenimiz e, number1 değil de one number olsa bakalım kabul ediyor mu? Num Bir rakamla başladığınız zaman bize hata veriyor mu ona bakalım. Şu şekilde e, debug yaparken one num yazacağım. E, hata verip vermediğine bakalım. Hata veriyor. Ne diyor? Unexpected token. Yani şunu bilmeniz gerekiyor. Değerleri yazarken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. Ee, birincisi bir rakamla başlayamıyorsunuz. Rakamla başlayamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada rakamla başlayamıyoruz. Ee, underscore ile başlasak ne olur? Underscore ile başlıyorum. Yine ne yapıyor? Ee, bir dakika. Şunu değiştirmemiz gerekiyor. Anlam yok. Execute ediyoruz. Underscore ile başlamıyor. Gördüğünüz gibi yine Underscore ile başlayamıyorsunuz. Peki Underscore'la bitirsek ne olur? Underscore'la bitirsek oluyor mu? Yine olmuyor. Gördüğünüz gibi Underscore'la başlayıp Underscore'la bitiremiyoruz. Bunlar da önemli. Bu şekilde bazı e, dikkat etmemiz gereken kurallar var. Değişkenleri istediğimiz bir yazamıyoruz. Diyelim ki boşluk bıraktık. van dedik. Yine olmuyor. Gördüğünüz gibi değişiyor. Böyle bir değişken olmaz. Boşluk bırakarak da yazamıyoruz. Evet. Bu şekilde boşluk bırakarak da e, yapamıyoruz. Zaten hemen rengi değişti. Bu şekilde yapamıyoruz. Bunu da kaldıralım. E, olduğu gibi yazalım. Nam3 yazalım. Bu şekilde yazabiliyoruz. Bu şekilde yazınca hatayla karşılaşmazsınız. İkinci şey. Diyelim ki e, sistem debug'da e, tanımlamadığınız bir Değişkeni print yapmaya çalışıyorsunuz diyelim, debug yapmaya çalışıyorsunuz. Ama şu anda tanımlı değil. Yukarıda görüyorsunuz böyle bir variable tam tanımlanmadı. E, hata olur mu? Olur. Ne diyor? Bu bu şekilde bir e, değişken yok diyor. Bunu tanımlamanız gerekiyor. Bunu da geçelim. Diyelim ki şöyle bir şey yapıyorsunuz. String diye bir e, string e, türünde bir variable e, yapalım. Buna text diyelim. Eşittir. Buna ne diyelim? Engin diyelim. Bu şekilde tanımladık. Burada problem yok. Daha sonra yine string e, ile beraber farklı bir variable yapmaya çalışıyorum. Buna da text diyorum. Büyük harflerle. Buna da diyelim ki Hakan diyelim. Bu şekilde iki tane variable e, tanımlıyorum. Text küçük harflerle bir de text büyük harflerle. Siz e, bunları sistem debug ile eğer yazdırmak isterseniz hatayla karşılaşır mısınız? Onu bakalım. Birincisi bu. ikincisi kopyala yapıştır ile. İkincisini de alalım. Bakalım bunlar farklı variable'lar mı yoksa küçük büyük fark etmiyor. Aynı variable'lar mı? Execute diyorum. Ne diyor? Duplicate field. Yani siz küçük ya da büyük yazarsanız fark etmiyor. Onlar aynı değişken olduğu için size hata verecek. Ee, bu şekilde yazamazsınız. Bu şekilde yazınca sistem bunu kabul etmiyor. Çünkü aynı variable'lar. Ee, yani küçük ya da büyük yazmanızın hiçbir farkı yok. Sonuçta ikisi de aynı variable. İki kere tanımlama yapamazsınız. İki kere tanımlama yapamıyoruz. Ama şunu yapabilirsiniz. İkinci tanımlamayı kaldırırsanız Birincisi tanımlama oluyor. ikincisi ise e, değer verme oluyor. Yani siz tanımladınız bir değer verdiniz. Sonra tekrar bir değer verdiniz. Tekrar bir değer verdiniz. Buna küçük yazalım. Tekrar bir değer verdiniz. Bunu kabul ediyor sistem. Ama şöyle en son verdiğiniz değeri alıyor. Burası çok önemli. En son verdiğiniz değeri alıyor. Siz bunu bir, tekrar bir değer verseniz. Diyelim ki şurada. Buna da siber deseniz. Üçüncü kez Değeri veriyorsunuz. Ama sistem debug üçüncüsünden sonra konulduğu için burada e, alacağı değer Sibel olacak. Çünkü Sibel'den sonra en son değeri bu. Ve en son değerinden sonra sistem debug koyuyorsunuz. Sistem debug'ı siz hemen Engin'den sonra koyarsanız Engin alırsınız. Hakan'dan sonra koyarsanız Hakan alırsınız. Bu şekilde yaparsak şöyle yapalım. E, Boşu bırakalım. Daha net gözüksün. Engin dedik. Şu anda bizim teksimizin değeri Engin. Şurada biz Engini alacağız. Şurada Hakan'ı alacağız. Burada ise Sibel'i alacağız. Bu şekilde execute yaparsak göreceksiniz. Aynı şeyi execute yapıyorum ama her seferinde farklı isimler geliyor, farklı sonuçlar geliyor. Bunun tek nedeni verdiğimiz değerler. Ama burada dikkat etmeniz gereken en büyük şey ne? Ee, aynı variable'ı tekrar tekrar tanımlama yapamazsınız. Yani bir kere tanımladınız mı? Artık onun değerini istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Ama yeniden tanımlama yapamazsınız. Tanımlama derken şunu kastediyorum. Tekrar e, şuraya string yazmıyoruz. Bu tanımlama oluyor. Bu tanımlamayı ikinci kez e, yapamıyoruz. E, sadece bir kez yapabiliyoruz. Ama değer vermeyi istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. E, bir sonraki videomuzda farklı şeyleri değineceğim. Farklı bir örnek vereceğim. Şu anda kaçırdığımız bir şey var. Ona bakalım. Gördüğünüz gibi benim sitede yaptığım bazı variable'lar var. Birincisi str str name. Bu bir variable değişken. Burada my integer bir değişken. Burada status bir değişken. My long bir değişken. My decimal. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Ben my decimal dedim. Siz başka bir şey yazabilirsiniz. Decimal van yazarsınız. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. O şekilde burada bir örnek yaptım. E, hepsine bir değer verdim. Integer olduğu için rakam aldım. String olduğu için tırnak işareti içinde text aldım. Status olduğu için, boolean olduğu için 3 tane değer alıyor. True, false ya da null. Ben true aldım. My decimal dediği şey decimal. Ondalık sayılar. Ondalık sayı aldım. Ondan sonra double daha büyük ondalık sayılar için. Burada küçük yazdım ama çok daha büyük ondalık sayı alabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey neydi? Eğer long e, olarak tanımlıyorsanız e, sayınızın sonuna L koymanız gerekiyor. Bu şekilde print yaptım hepsini ve şöyle bir sonuca ulaştım. Hepsi e, gördüğünüz gibi execution.da gözükmüş oldu. Daha sonra e, şöyle bir şey yaptım. Ee, öncelikle tanımladım. Değer vermedim. Bunu da yapabiliyorsunuz. Öncelikle tanımlıyorsunuz. Tanımladıktan sonra tekrar tanımlamadan değer veriyorsunuz. Yani tanımlama yukarıda yaptık. İkinci satırda ise değer verdik. Eğer siz bunu print yaparsanız yine 12'yi print yapmış olursunuz. Sadece değerini daha sonra verdik. Ama değer vermezseniz o zaman null olur. Ee, değersiz olur. Ona bakalım. Diyelim ki siz öncelikle tanımlamak istiyorsunuz. Buraya x diyelim. Eş, e, ta, değer vermiyorum. Şu anda değeri yok. Şu anda siz bunu sistem debat içine alırsanız e, x'in değeri olmadığı için size vereceği sonuç null olur. Bakalım. Sistem debat içine koydum. Değeri olmadığı için null olur. Ama hata vermiyor. Çünkü sadece değer koymadık, tanımladık. X tanımlı bir değişken ama içinde değeri yok. Eğer değer vermek istiyorsanız x Eşittir 100 derseniz, eksi değer vermiş olursunuz. Ama e, dediğim gibi tekrar tanımlamanıza gerek yok. Siz bunu execute yaparsanız, e, sonuç olarak 100 e, değerini almış olursunuz. Çünkü hem tanımlamışız, hem de değer vermişiz. Ve bunun kısa yolu e, bu değil. Kısa yolu daha önce gösterdiğim gibi, ilk e, tanımladığınız zaman buna bir değer vermek. Bu normal yolu ama isterseniz önceden tanımlayın daha sonra değer verin orada problem yaşamazsınız. Bu şekilde bunu göstermiş olduk. Daha sonra e, burada e, ne yaptık? My integer, my int e, e, diye bir değişken yaptık. Sonra harfleri büyüterek yazdık. Burada hata olur. Neden hata olur? Çünkü bunun ikisi de aynı aynı değişkenler aynı değişkenleri iki kere tanımlama yapamazsınız. Burada ikisi de ayrı ayrı tanımlandığı için aynı değişken olduğu için küçük büyük fark etmiyor. O zaman size hata veriyor. Ne diyor? Duplicate field diyor. Böyle bir field iki kere tanımlayamazsınız diye size hata veriyor. Bakalım e, practice questions'da ne var? E, 8 tane sorumuz var. Ne diyor? What is the output of the following code diyor. Öncelikle tanımlanmış ve değer verilmiş. Daha sonra tekrar değer verilmiş. Ne demiştim ben? En son değerini alır. Sistem debug 14'ten sonra konulduğu için ve eksin en son değeri 14 olduğu için 14'ü alıyor. Ee, burada sonucumuz 14 oluyor. İkinci sorumuza ne diyor? Apex variables are case insensitive. Insensitive. Evet, case insensitive. Ee, yani siz Case sensitive dediği zaman, e, küçük büyük harflerle yazdığınız zaman değişiyor. Küçük ve büyükler farklı oluyor. Ama biz ne demiştik? E, bu soru yanlış olabilir. E, bakayım. Evet yanlış. Ben bunu düzeltmem gerekiyor. E, variables are case insensitive. E, doğru, doğru. Case insensitive. Yani e, küçük diyorsanız problem yok, büyük diyorsanız problem yok. Bu doğru. Ama cevap olarak false yazmışım. Bunu değiştirmem gerekiyor. Iki, üçüncü sorumuza gidelim. Which one of the following variables is defined incorrectly diyor. Bakalım tanımlama nerede yanlış yapılmış. bulen diyor. True diyor. Doğru. String diyor ama e, single tırnak işareti içinde yazmamışlar. Double quotation kullanmışlar. Bu yanlış. Stringler single quotation içinde olur. Yani tırnak işaretleri single olması lazım. Tek olması lazım. Bu yanlış. ID'miz doğru olma ihtimali var. 18 tane e, harften oluşuyor. Gerçek mi değil mi onu bilemiyoruz şu anda. Böyle bir ID var mı yok mu onu bilemeyiz. Ama şurada string'in e, double quotations e, içinde yazılmayacağını bildiğimiz için e, yanlış yazılan değişkenimiz bu. Bunu biliyoruz. Bu soruda ne diyor? What is the debug of the following Apex code diyor. E, integer x, y, 12. System debug x. Şimdi x, hepsi tanımlanmış ama sadece z'ye değer verilmiş. z'nin değeri var ama e, x ve y'nin değeri yok. O yüzden biz sistem debug içine eksi koyduğumuz için null sonucunu alacağız. Çünkü x'e değer verilmemiş. Gördüğünüz gibi x'in değeri yok burada. O yüzden null olacak. Sonraki sorumuzda ne var? Which one of the following is wrong? Hangisi yanlış yazılmış bakalım. Eee long gördüğünüz gibi long'un sonunda l konulması gerekiyor. Ama l konulmamış. Bu yanlış yazılmış. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. E, multi variables can be Tanımlama. Bu declared dedi. Tanımlama. An initialize in a single statement. Bu şekilde e, tanımlama yapabilir miyiz? Onu diyor. Yani siz sadece bir kez integer yazarak daha sonra bütün değişkenleri içine yazabilir misiniz? Evet, yazabilirsiniz. Böyle bir yol var. Ayrı ayrı e, satırlarda yazmanıza gerek yok. Tek satırda, tek indiciyle istediğiniz kadar değişken yazabiliyorsunuz. Buna true diyoruz. Ee, burada e, üç tane e, değişken verilmiş, onların değerleri verilmiş bize hangi türde olduklarını yazın diyor. Birincisi string biliyoruz. İkincisi indiciye benziyor, indici yazalım. Üçüncüsü de boolean çok net belli, booleanler true ya da false değerleri alıyordu. Boolean oldu çok net belli, buna bu şekilde e, cevap verebiliriz. Sonuncusu diyor ki öncelikle bir e, değişken belirleyin diyor, bunu tanımlayın diyor. E, değeri de Toyota olsun diyor. E, Toyota bir string olduğu için stringle başlamamız gerekiyor. Daha sonra variable değişkenin adını vermiş my car diye. Buraya my car yazalım. Ve Toyota'yı da single e, quotation, single tırnak işareti içinde yazmamız gerekiyor. Toyota şeklinde yazarsanız hiçbir problemle karşılaşmazsınız. String my car equals Toyota şeklinde save yapalım. Evet bu şekilde yaptık. Tek bir yanlışımız var. O soru yanlış. Soruyu düzeltmem gerekiyor. Evet. Bir sonraki e, dersimizde stringlerden bahsedeceğim. Variable'lar tamam. Stringlerden bahsedeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.